Seslendiren Selva Akışık, Bülent Gardiyanoğlu'nun Mucize Şifa kitabından sayfa 205. Kanser. Çağımızın büyük hastalıklarından biri olarak bilinen kanserle ilgili dünyanın dört bir tarafında yazılmış kitaplar var. Herkesin kendi yaşam öyküsüyle veya yaşadıklarıyla kanseri nasıl atlattığını, hayatını nasıl toparladığını anlatan birçok başarı öyküsü. Bu konuda yazılmış diğer kaynaklara da bakmanızda fayda var. Şimdi düşünsel olarak kanserin hayatımıza önce nasıl geldiğini fark etmemiz gerekiyor. Yani hangi kapıdan içeri girdi? Ne oldu da bu kanser denen deneyim hayatımıza geldi? Yaptığımız birçok bireysel görüşmelerde kansere yakalanan insanların hasta olmadan önce ve hasta olduktan sonra değişen ruh halleri var. Bu değişen ruh hallerini incelediğimizde şunu gördük. Hastalık o kişiye gelmeden önceki yaşam şekli nasıldı? Yani hayata bakışı nasıldı? Hastalık kişiye geldikten sonraki hayatı ve yaşam şekli nasıl oldu? Birçok kişinin bu konuda detaylı bir şekilde hayat hikayesini dinledim. Oldukça üzücü olsa da, insanın yüreğini burksa da, dinlerken canınız yansa da bir şekilde dinlemeye devam ediyorsunuz. Genelde bu rahatsızlığa denk gelen insanların çocukluktan başlayan mutsuz bir hayatları var. Yani ya anneyle ya babayla istedikleri gibi iletişim kuramamışlar. Çocukluk dönemlerinde evlerinde istedikleri huzur ortamını yakalayamamışlar. Daha sonraki dönemlerde genelde bu kişiler anne ve babadan yeterli sevgi ve desteği alamadıkları için, baba evde anneyi ezdiği için ya da anneyi yıprattığı için evin içinde olumsuz bir baskı oluşmuş. Hikaye devam ettikçe yaşanılan hüzünler, uğranılmış haksızlıklar, aldatılmalar, terk edilmeler, sevdiğine varamama hikayeleri, yarım kalmışlıklar ve daha birçok üzücü olay peşi sıra birbirine ekleniyor. Birçok anne ve babasından doğru dürüst sevgi alamadığında kendi içerisine değersizlik duygusu, sevilmeme duygusu, başarısızlık duygusu ve buna bağlı daha birçok duygu ve korku tetiklenmeye başlar. Çocuk büyüdükçe anne ve babasının evinde mutlu olmadığı için anne ve babasının evinden kaçmak ve kurtulmak için evlenmeyi tercih eder. Fakat yaptığı evlilikler ne hikmetse aşık olduğu veya sevdiği değil, sırf hayatında o dönem içinde bulunduğu ailevi problemlerden kurtulmak için, yani kendini kurtarmak için yapılmış evlilikler. Yani çocuk anne ve babasının evinde mutlu değil. Yaş ilerledi, ilk fırsatta evlendi ve evden kaçtı. Veya anne ya da baba tarafından erken yaşta kendini hayatını kurtarsın diye ya bir akrabasıyla evlendirildi, mal bölünmesin diye ya da bir başkasıyla istemediği biriyle evlendirildi. İstemediği biriyle evlendirilen insan hayatı boyunca sürekli öfke, kırgınlık, kızgınlık, nefret içinde yaşar. Hayallerinin neredeyse hiçbirini gerçekleştiremez. Evin içinde bastırılmıştır, hayatın içinde bastırılmıştır. Özgürlük alanı daralmış bir şekilde yaşamaya devam eder. Sürekli şikayet eder. İçsel olarak kendi kendini yer bitirir. İçinde o kadar yıllarca biriken bir öfke olur ki, büyük ihtimalle eşi onu istediği gibi sevmez. Ona sevgi ve saygı istediği gibi göstermez. Bu tür arızalı evliliklerde yetmezmiş gibi istenmeyen hamilelikler ya da çok fazla çocuk sayısıyla kişi zaten kendisine vakit ayıramazken iyice yükün altında boğulmaya başlar. Eğer bu ailenin kökeninde aşiretler veya buna benzer ataerkil ağır şartlar da varsa ailelerde işin içine karışmaya başlar. Aileler olumsuz düşüncelerini, olumsuz müdahalelerini yuvaya yapmaya başlarlar. Yani şu ana kadar özetlersek, çocukken evinde mutlu değildi. İstediği kişiyle evlenemedi ki bu daha gergin bir durum. Nedir o daha gergin durum? Bir başkasını severken sevdiği kişiye verilmeyip, yani sevdiği kişiye varamayıp, sevmediği biriyle sırf hayatı garantiye alınsın ve kurtulsun diye evlendirilen insanlar çoğunlukta. Evet, devam edelim dinlediklerimize. Ailelerde yuvanın içine karışmaya başladığında her kafadan bir ses çıkar. Ya evli çiftlerden biri gergin ve sinirli olur,
ve çatışmalı bir evlilik olur ya da daha tehlikelisi susar ve içine atar. O kadar çok içine atar ki bir çöp gibi negatif enerji kendi bedeninde birikmeye başlar. Ve kendi bedeninde birikmeye başladığında ardından ufak sağlık problemleri başlar. Diğer bölümlerde de anlattığım gibi eğer içinizi atıyorsanız başlangıç boğaza vurabilir. Haksızlığa uğradıysanız böbreklere, eğer hayatı hazmedemiyorsanız sindirim sistemine, çok endişeliyseniz mideye, öfkeliyseniz karaciğer tarafına, sevgi ve sıkıntılarınız varsa akciğer ve kalbe, eğer bir şeyi kafaya çok taktıysanız beyne ve vücudun birçok organında kistlere, tümörlere kadar yansıması olabilir. Konumuza geri gelelim. Yaşamın içindeki kişi, erkek ya da kadın fark etmez, ailesinden yeterli mutluluğu almayıp evinde de yeterli mutluluk ve huzuru bulamayıp hele de kalbinde başkası olduysa evin içindeki en ufacık problemde karşısındaki kişiye öfke yansıtması başlayabilir. Genelde kanser deneyimi yaşayan kişilerde ağızdan çıkan ortak sözler "Allah alsın bu canımı da kurtulayım." veya ailesine der ki "Beni hasta edeceksiniz. Sizin yüzünüzden hasta oluyorum. Beni kanser edeceksiniz. Allah'ım, ben bu hayattan bıktım. Beni bir an önce yanına al. Kurtar bu çileden." Ve buna benzer ölme dilekleri ve olumsuz düşünce ve enerjiler kişinin bedeninde iyice birikmeye başlar. Her dua bir enerjidir ve her dua iyi veya kötü gün gelir, döner ve size geri gelir. Eğer iyi duygularla dua ediyorsanız ve iyi dileklerde bulunuyorsanız bu da size iyi olarak geri gelir. Eğer olumsuz dilek diler ve beddua ederseniz bu size uzun vadede geri yansır. Kur'an'da beddua etmek ve ölmeyi dilemenin olumsuz tarafları yazıyor. Orada o kadar kıymetli bilgiler var ki, biz Kur'an'ı genelde sevap toplamak için, çocuğa sınıfı geçirmek veya üniversite kazandırmak için ya da hayatımızda bir dertten kurtulmak için okuyoruz. Hayatımızdaki birçok yanlış gibi Allah'ın bize verdiği kurtuluş ve Allah'a ulaşma kitabını da biz dünyasal nimetler için okuyoruz. Demek ki birçok insan hayatında maskesinin önünde gayet iyiyim, harikayım, süperim, yıkılmadım, ayaktayım. Fakat maskenin arkasındaki durumda ise kaleler çoktan düştü. Mutsuzluklar, pişmanlıklar, gözyaşları. Bu kişiler sabah gözünü açar ve başlar söylenmeye. "Ben bu hayatı istemiyorum, ben bu evliliği istemiyorum, ben bu işi istemiyorum" deyip akşama kadar sürekli söylenir. Bu tür insanları dikkatle incelediğinizde bir de bakıyorsunuz ki işin içinde yaşam amacını bulamamak vardır. Yaşam amacını bulamayan insan yaşam enerjisini diğer insanlardan ve olaylardan almaya çalışır. Her şey hakikati görmekle başlar kitabında yaşam amacınızı nasıl bulacağınızı anlattık. Bununla birlikte korkulardan, endişelerden nasıl arınacağımızı da aynı kitapta paylaştık. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Eğer şimdi kanser hastalığınız varsa ya da çevrenizde kanser hastanız varsa hayatını bir gözden geçirin. Kafayı herkese takmış, kendine takmış, aynaya baktığında kendine söylenen, alıngan, başkaları ne der korkusuyla çok fazla yaşayan, bir damla sevgi alabilmek için bütün hayatını fedakarlıklarla geçirmiş, kendinden hoşnutsuz. Belki çok fazla sigara, alkol, yanlış beslenme. Buna ilaveten sağlığımızı doğrudan etkileyen uyku düzeni, bedeni geç vakitlere kadar uykusuz bırakma, bedeni gereğinden fazla yormak, dinlendirmemek. Kafadaki yorgun düşüncelerin, stresin bedene olan yansıması. Evet, birçok kombinasyon birleşti ve bu deneyim hayatınıza misafir olarak geldi. Kanser deneyimi diyorum çünkü birazdan sebebini açıklayacağım. Kanser deneyimi hayatınıza gelmeden önceki hayata bakış açınız tamamıyla Allah'ın size verdiği her anı, her nefesi, her kalp atışını, her dakikayı ziyanda geçirmeyle ilgiliydi. Hem de büyük bir ziyanda. Bir yere bir amaca adanmamış, öfke içinde, kırgınlık içinde, pişmanlıklar içinde ölmeyi dilemiş, böyle duygular içerisinde olduğunuzu fark edeceksiniz. Ne zamanki kanser hayatınıza geldi, o zaman ilk kez hayatınızı sorgulamaya başladınız. Neden ben? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Sevgili arkadaş,
Yıllardır ölmeyi diledin. Yıllardır mutsuz bu hayatta hayatını anlamlı kılacak hiçbir şey yapmadın. Hep şikayet ettin ve hep söylendin. Cesur olup ağzını açamadın. Kendini başkalarına feda ettin. Onlar da seni feda ettiler. Sevilmek, takdir görmek, sırf değerli olduğunu başkalarından duyabilmek için hayatının ne kadarını başkalarına hizmet ederek geçirdin? Hayat seni içine yuttu ve dışarı doğru ne dediysen de çıkamadın. Şimdi neden ben diye soruyorsun? Neden ben? Ben bunları hak edecek ne yaptım diye isyan içindeysen, kendin için kullanman gereken dünya imkanlarını ve Allah'ın sana verdiği enerjiyi kendin için kullanmadın. Hep başkaları için kullandın. Bir yerden başlamak gerek. Saçımı süpürge ettim. Kimse kıymetimi bilmedi ve bundan sonra yeniden hayata en güzel şekilde başlamaya niyet ediyorum diyorsanız, Evrenin İlahi Dili Uyanış kitabını bir an önce okumanızı tavsiye ederim. Şimdi devam edelim. Hastalıklarının oldukça ileri evrelerinde konuştuğumuz kişilerden duyduğumuz benzer sözler. Doktor tedaviyi bıraktı. Çok az bir ömrüm kaldığını söylüyor. Onlara sorduğum soru şu. Peki Allah sana yeni bir şans verseydi ve bir mucize olsaydı, iyileşseydin ne yapardın? Direkt cevap şu. Her anımın keyfini çıkarırdım. İsyan etmezdim. Allah'a da tövbe ederdim. Hiçbir şeyden şikayet etmezdim. Bir şey yapmak istiyorsam yapardım. Tatile giderdim. Yarım bıraktığım bütün çocukluk hayallerimi de gerçekleştirirdim. Kanser deneyimi aslında hayatın ne kadar değerli olduğunu size anlatmak için hayatınıza gelen bir misafir. Bir bela veya bir ceza değil. Kıymetini bilmeden yaşadığınız bir ömürle, kıymetini bilerek yaşadığınız kısa süre arasında ciddi fark var. Ve o kısa süre size denk geldiyse, size bu döngüden çıkabilmek için de elinden geldiğince kişilerde gördüğüm gözlemleri anlatmaya ve paylaşmaya çalışacağım. Kendinizi nasıl hasta ettiyseniz, iyileşmenin de yolu var. Her şeyden önce bu kitabın tamamını bir kere okumanız gerek. Doktorunuzla iyi bir takım çalışması yapmanızda fayda var. Beslenme ve uyku düzeni oldukça önemli. Etrafınızdaki tüm sorumluluklarınızı siz iyileşinceye kadar başkalarına devretmeniz gerekiyor. Bununla birlikte bütün hayatınızı gözden geçirin. Hayatınızda Allah'ın size verdiği bedensel enerjiyi nereye kullandınız? Kırgınlıklara mı? Geçmişe mi? Affedemediğiniz olaylara mı? Beddua ettiğiniz olaylara mı? Kendinizi ve başkalarını kendi kendinizi hasta ederek cezalandırmaya mı çalıştınız? Cezalandırmaya çalışmanın işe yaramadığını fark ettiniz mi? İnatçı, yani evin içinde inat ettiğiniz bir başkasıyla sürekli çatışma içindeyseniz veya iş yerinizde çatışmalarınız varsa buralarda da oldukça enerji harcıyorsunuz. Allah'ın size verdiği enerji kullandığınız ve harcadığınız yerleri tek tek tespit edin. Fark edeceksiniz ki enerjinizin %60'ı, %70'i bu tür olaylara gitti. Yani affedemediğiniz, bağışlayamadığınız, hazmedemediğiniz, beddua ettiğiniz kişinin de Allah katından cezalandırılmasını dilediğiniz birçok olaya gitti. Sanki ona bir şey olmadı ve size oldu. Şimdi o enerjiyi affederek, bağışlayarak, helalleşerek, başkalarına veya olaylara gitmesini engelleyip, kendi hayatınıza geri çektiğinizde bedeninizin mucizevi bir şekilde hızla iyileştiğini fark edeceksiniz. Kişilere her zaman önerdiğim budur. Birinci adım, boşa yolladığın enerjiyi bedenine geri çağıracaksın. İkinci adım, yaşam amacını bulman gerekiyor. Yani eğer Allah sana bir şans verirse ve yarın sabah uyanma şansın olursa ne yapardın? Kafanda egon, söylenmeye hemen başlar. Paran yok, imkanın yok, artık çok geç. Yapsan da kim kıymetini bilir ki? O yok, bu yok. Bunların hepsi safsata. Dünyada başarı hikayesi olan insanların, bir şeyler başarmış olan insanların hepsinin ortak hikayesi şu. Çocukluk hayalimdi, başardım. Şimdi dönüp çocukluğunuza gidin ve bakın bakalım çocukluk hayaliniz neydi? Çocukluk hayaliniz neydi? Bunu bulmaya çalışın. Burası çok önemli. Çocukken bir şeyler yapmak isterdiniz. Onu yaptığınızda mutlu olacaktınız. Neydi o şey? İnsanlara yardımcı olmak mı?
Allah'a hizmet etmek mi? Güzel ve faydalı bir insan olmak mı? Bunları hatırlamaya niyet edin. Yani hayatınızın neresinde bir şeyler hayal ettiniz? Bu hayallerinizi engelleyenleri de affedin. Hayallerinizi başkaları engellemiş olabilir. İmkanınız olmamış olabilir. Yapamamış olabilirsiniz. Bunlara takılı kalmadan tekrar dönün ve o enerjiyi aktive edin hayatınızda. Bunu nasıl anlayacaksınız? Yapmak istediğiniz 4-5 tane hayalinizi küçük kağıtlara yazın ve yatağınızın başucuna asın. Sabahleyin sizi yataktan enerjik olarak uyandıracak o hayal, o fikir sizin ilahi plandaki yaşam amacınız olabilir. Bununla ilgili size yaşanmış bir hayat hikayesini anlatmak istiyorum. Bir gün bir tanıdığım bana dedi ki, "Sana yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Kanser hastasıydım ve doktor bana dedi ki bir ay ömrün kaldı. Gerçekten çok kötü durumdaydım. Kemoterapiden saçlarım döküldü. Vücudum sürekli kilo kaybediyordu. Kaslarım tutmaz oldu ve iyi değildim. Gerçekten moralim çok bozuk. Eşimin morali bozuk, çocukların morali bozuk, ailemin morali bozuk. Bir gün bir sabah uyandım ve içimden bir ses dedi ki, seni yaratan Allah'la konuş. Bir anda bütün vücudum ürperdi. Bir anda bütün vücudumda bir karıncalanma hissettim. Çok zor bir şekilde yatağın kenarına doğrulup oturdum. O saat eşim ve çocuklar odada değildi, yalnızdım. Ve ilk kez Allah'la konuştum. Allah'ım, bana verdiğin ömrü ben ziyan ettim. Bana verdiğin zamanı kendime ayırmadım. Hep başkalarına ayırdım ve hayatı hep başkalarına adadım. Kendim için hiçbir şey yapmadım. Bir şey almak istediğimde almadım. Hep başkasını aldım. Başkalarının her türlü derdine koştum. Herkesin sıkıntısını dinledim. Kendi derdimi ve sıkıntımı hep yuttum. İçime attım. Herkese fedakarlık yaptım. Maddi manevi herkese yardımcı oldum. Param varsa verdim. Emekle yardım ettim. Motive ettim. Ama şu an görüyorum ki kime ne yaptıysam fedakarlık ettiğim ve yardım ettiğim insanların birçoğu yanımda yok. Bunun için eskiden çok öfkeliydim. Çok pişmanlık duyuyordum. Fedakarlık yaptığım insanların bana verdikleri zararlardan dolayı hem onlara hem de kendime nefret duyuyordum. Bu yaşadıklarımı affediyorum, hazmediyorum. Bana zarar veren, canımı okuyan, hakkımı yiyen, benim hasta olmama sebep olan herkesi bugün affediyorum. Hepsini bağışlıyorum. Allah'ım, sen de onları bağışla. Buna ben izin verdim. Cesur olsaydım, hakkımı arayabilseydim, elimi masaya vurabilseydim, bunlar olmayacaktı. Ama ben insanlar kırılmasın, üzülmesin diye sustum ve içime attım. Kendimi değersiz hissettiğim için başkalarına hep ilgi ve alaka verdim ki bana ilgi versinler, takdir etsinler, beni sevsinler. Hep kendimden verdim, hiç istemedim, hiç almadım. Herkesi ve her şeyi kafama takarak bedenimi ben hasta ettim. Durmadan çalıştırarak, başkalarına köle yaparak, beklentilerimi alamadığımda öfkelenip sinirlenip sabahlara kadar uyumayarak, bedenimi yorarak, arkadaşlarıma düşünmeden kefil olup borçlarını ödemediklerinde onların da yükünü sırtımda taşımak için ekstra çalışarak kendimi perişan ettim. Sırf başkaları mutlu olsun, ben önemli değilim diyerek hayatım geçti ve gitti. Allah'ım, seninle bütün kalbimle konuşuyorum. Bana bugün bir şans verirsen kendim için yaşayacağım. Söz veriyorum. Bugün mutlu olmaya niyet ediyorum. Huzurlu olmaya niyet ediyorum. Kendime değer vereceğim. Kendime vakit ayıracağım. Kafaya kimseyi takmayacağım. Bedenimden özür dileyeceğim. Ve şu andan itibaren bedenime iyi bakacağım. Yaşadığım her anın kıymetini bilmeye niyet ediyorum. Yatağın kenarında otururken hayıflanarak derin bir nefes aldım. Bugün hayatım gözümün önünden geçti. Yarım bıraktıklarım, hayallerim, kendime ertelediğim yerler, susup içime attığım sözler, canımı yakan olaylar, sevdiğimi söyleyemediğim sözler, kırgınlıklar, bir sürü şey gözümün önünden böyle film şeridi gibi aktı ve geçti. Allah'ım dedim,
Gerçekten bana verdiğin her anın kıymetini bilmeye, neşeli olmaya söz veriyorum. Bana bugün bu kontratı yapma şansı ver. Mutlu olmayı seçiyorum. Huzurlu olmayı seçiyorum. Sağlıklı olmayı seçiyorum. Doğduğum günden bugüne beni üzen, beni kıran, hakkımı yiyen, canımı yakan herkesi bağışlıyorum, affediyorum ve hakkımı helal ediyorum. Asla affedemem dediklerimi bile affediyor ve hakkımı helal ediyorum. Ve bundan böyle onlara beddua etmek yerine hayır dua ediyorum. Hazmedemediğim bütün olayları hazmediyorum. Sindiremediğim her olayı sindiriyorum. Kalbimi kapatan bütün öfkeleri, sevgi yalanmış dediğim yerdeki bütün sözleri iptal ediyorum ve kalbimi ilahi aşka yeniden açıyorum. Sevmeyi ve sevilmeyi hak ediyorum. İçimin Allah'ın huzuruyla dolması için derin nefesler alıp veriyorum ve Allah'ım bugün söz veriyorum. Her anımın kıymetini bileceğim ve kafama olumsuz bir düşünce geldiğinde şunu söyleyeceğim. Affettim, bağışladım ve helalleştim. Her neredeyseler mutlu olsunlar, ben de mutlu olayım. İçimdeki ego, o canavar istediği kadar beni kavgaya sürüklesin. İstediği kadar beni olumsuz duyguların içine çekmeye çalışsın, oyuna gelmeyeceğim. Çünkü o ses ben değilim. O içimdeki vesvese bana ait değil. Ona da teşekkür ediyorum ve onu da sevgiyle hayatımdan gönderiyorum. Yavaşça yatağımdan kalktım, yürüdüm, mutfağa gittim, bir çay yaptım. Ve çayı yudumlarken uzun zamandan sonra ilk kez çayın tadını hissettim ve döndüm evdekilere dedim ki, sizi seviyorum, sizi affediyorum, sizi bağışlıyorum, hakkımı helal ediyorum. Önce korktular, bana bir şey olacağından korktular. Onlara dedim ki, bu hastalığı Allah'tan ben diledim ve beni yaratan yüceler yücesi onsuz merhamet ve kudret sahibi Rabbimle konuştum. Ve bugün için onunla kontrat yapmaya niyet ettim. Bugünü kendime ayırıyorum. O günü yorgun bedenimle, hareket etmekte zorlanan bedenimle daha neşeli ve canlı geçirmeye özen gösterdim. Ve ilk kez gece yatarken huzurluydum. İlk kez uyumadan önce Rabbime bana bu rahatsızlığı vermesinin asıl sebebinin ne için olduğunu anladığımı söyledim. Dedim ki, Allah'ım ben dersimi aldım. Bu hastalık benim hayatımı boşa yaşadığım için bana uyarı niyetinde gelen bir uyarıcı, bir misafir. Misafirliğini tamamladı ve şimdi bu misafirin memnun bir şekilde hayatımdan gitme vakti. Hayatın ne kadar güzel ve değerli olduğunu yeniden hatırlattığı için teşekkür ediyorum. Ben hastalığımı seviyorum. Teşekkür ediyorum. Bana vermesi gereken dersi verdi. Artık gidebilir. Huzur içinde gözlerimi kapattım. Sabaha kadar uyanmadan mışıl mışıl uyumuşum. Sabahleyin gözümü açtığımda içimden hayatta mıyım diye düşündüm. El ve ayak parmaklarımı oynattım ve hayattayım. İlk kez hayatta olduğuma sevindiğimi hatırlıyorum. Allah'ım, bugün gözlerimi açma şansı verdiğin için şükür ve hamd ederim deyip bir gün önceki yaptığım kontratı yeniden ikinci gün yaptım. Yatağımdan yavaşça hareket ettim ve o günümü de elimden geldiğince iyi yaşamaya çalıştım. Çocukları ve eşimi dert etmekten vazgeçtim. İçimde hep şu korku vardı. Ben olmazsam ne yaparlar? Ben zaten iyileşemezsem kısa bir süre sonra bu korkum zaten başıma gelecek. Ama ben şu an iyileşirsem yine uzun yıllar boyunca onlara yemeklerini yapabilirim. Ama önce kendimi kurtarmam lazım. Ben kendimi kurtarmadan ailemle ilgilenmeye çalışırsam kısa süreli aileme yardımcı olabilirim. Ama daha sonra hayatlarında olamayacağım için bütün endişe ve korkularımın hepsi gerçekleşmiş olacak. Arkadaşlarımdan ve ailemden yardım istedim. Dedim ki bana yardım edin. Ve gerçekten birkaç tanesi hareket etti ve bana yardım etmeye başladı. Ama ben bunu gerçekten istedim ve Allah'tan diledim. Allah'ım, ne olur iyileşme sürecimde bana yardımcı olacak kullarınla buluşmayı nasip eyle. Ve kontratımı ertesi gün sabahleyin yine yaptım ve günüme başladım. Yine çayımı içtim
ve bu sefer çaydan daha da keyif aldım. Evdekilere hep bağırma, çağırma, kontrolcülük, olumsuz cümleler yerine onlara sabah şaka yaptım ve bana şaşkın gözleriyle öyle bir baktılar ki kafayı mı yedim diye düşündüler. Ama kafayı yemedim, keyfim yerinde. Bir tarafım ölmek üzere ama bir tarafım da hayata yeniden bağlanmak üzere. Bunu takip eden her gün nefsim istediği kadar bana olumsuzlukları hatırlatsın, etrafımdaki insanlar istedikleri kadar canımı okumaya çalışsınlar, neşeli ve güler yüzlü insanlarla sohbetlerimi devam ettim. Hayatımdaki olumsuz insanlarla bir şekilde geçici de olsa duvarlarımı ördüm. Aileyi ve herkesi dert etmeyi bıraktım. Ailemdekiler için etrafımdakilerden yardım istedim. Hayatıma devam ettim ve şu an bu deneyim benden gitmiş durumda. Şaşkın bir şekilde bu olayı dinledim. Peki dedim kendisine, kaç yıl önce oldu bu olay? Bana verdiği cevap şu, 10 yıl önce. Keyfim yerinde, sağlığım yerinde. Peki başkaları da bunu başarabilirler mi? Onlara ne tavsiye edersin dedim. Geçmişini bırakabilen, söylenmeyi bırakabilen, negatif düşüncelerden çıkabilenlerin çoğu başaracaktır. Çıkamayanlarsa bu hastalık yutmaya devam edecektir. Yani bir yol ayrımındasın. Ya 90 derece sağa döneceksin ya da 90 derece sola döneceksin. Ortası yok. Ya affedip bağışlayıp, hazmedip, içsel nefreti bırakıp enerjini şu ana çekeceksin. Anda olmayı başaranlar ve hayatlarındaki uyku, beslenme durumunu dengeye sokabilenlerin bedenleri oldukça hızlı iyileşmektedir. Ya da içindeki o öfke, nefret, affedemediği negatif enerjili yaşanmışlıklar seni kara delik gibi içine çekip yok edecek. Ego burada sizi yok etmek için hazırda bekliyor. Affetmemeniz ve öfke içinde olmanız için yaşadıklarınızı sürekli aklınıza getirecek. Asla affetme diyecek. Allah'a havale et. Kendinizi beddua ederken bulacaksınız. Tövbe edin ve Allah'a yönelin. Tek kurtuluşunuz Allah'tır. Bu dinlediğim yaşam öyküsünü etrafımdaki birçok kişiyle paylaştım. Siz de paylaşabilirsiniz. Mucizelerle iyileşen çok insan gördüm. Bu bilgileri paylaştıkça paylaştığım insanların da çoğunun bunu başardığını fark ettim. Niyet ediyorum. Bir an önce geçmişten arınıp Allah'ın size verdiği her anın kıymetini bilin. Şimdi yaşadığınız olayların organlar üzerindeki etkilerini paylaşmak istiyorum. Eğer bir bayanda göğüs kanseri başladıysa olası sebebi şu. Bu kişi aşırı verici, herkese aşırı fedakar, herkese saçını süpürge etmiş, kendine vakit ayırmamış ve kendine değer vermemiş biri. Göğüs zaten vericilik anlamındadır. Eğer boğazla ilgili boğaz bölgesinde guatrda nodül varsa, söylemeniz gereken ve söyleyemediğiniz sözleri yutkunup içinize atmaktan, olumsuz düşünceleri içinize attığınızdan dolayı başınıza geliyor olabilir. Erkeklerde prostat, karşı cinse veya cinselliğe duyulan öfke, bu konuyla ilgili beklentilerin karşılanmaması. Karaciğerle ilgili her türlü problemin altında aşırı öfke yapısı var. Bununla ilgili vücuttaki her türlü kistin altında geçmiş olumsuz olayları sürekli hatırlama, sürekli aklınıza getirme ve bunlarla helalleşip temizleyememe var. Bununla ilgili kitabın diğer bölümlerine de bakın. Tekrar söylüyorum. Siz Rabbinizle kontratınızı yapıp boşa harcadığınız enerjiyi toparladığınızda mucizevi şekilde sağlığınızın iyiye gittiğini göreceksiniz. Geçmişe takılı kalan bu dünyadan gittikçe uzaklaşır. Aklınızı başınıza alın. Bu dünyaya bir kere geliyorsunuz. Merhaba canlar. Yeni cep telefonu aplikasyonumuzun kullanımı ile ilgili size bilgi vermek istiyorum. Nefes21.online internet sayfasına cep telefonunuzdan bağlanın. Sayfa açıldığında karşınıza böyle bir yer geliyor. Nefes21.online internet sayfasına girdiğinizde iki tane versiyon var. Birincisi Google Play, ikincisi App Store'dan. Eğer telefonunuz iPhone ise App Store'a tıklıyorsunuz ya da tabletiniz. Android ise yukarıdakini tıklıyorsunuz. iPhone'u tıkladık.
Karşınıza böyle bir yükleme sayfası geliyor. Buradan uygulama hakkında istenilen bilgi alabilir. Uygulamayı yükledikten sonra lütfen bize buradan programcı ekibimizi ve içerik ekibimizi motive edecek güzel yorumlar yazabilirsiniz. Açı tıkladım. Karşımıza böyle bir sayfa geldi. Üye olmadan devam et. Ama aynı zamanda bilginiz olsun. Şöyle bir ikonumuz var. Bunu tıkladık. Geldik buraya. Şimdi burada üye olmadan devam eti tıkladım. Evrenin İlahi Dili kitabını buradan tıkladığınızda bütün bölümlerini sesli olarak dinleyebilirsiniz. Onun dışında biraz aşağı inelim. Burada müzik diye bir şey var. Görsel var. Bunu tıklarsanız çok güzel bir ney müziği ve bunu tıklarsanız da çok güzel bir fon müziği dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunları dinleyin ve arkadaşlarınıza tavsiye edin. Onun dışında daha birçok içerik var. İçeriklerin bir kısmı şifreli. Neden şifreli? Bu uygulamayı geliştirmek için biz de sistemi desteklemeye çalışıyoruz ve bizi desteklemek, bu uygulamanın daha çok kişiye ulaşmasını isterseniz premium abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bu uygulamanın tüm geliri sadece uygulamayı geliştirmeye kullanılmaktadır. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Şifa olsun. Merhaba canlar. Şu an size yeni uygulamamızı, Bülent Gardiyanoğlu Kişisel Gelişim Portali ve Sesli Kitap uygulamasını göstermek istiyorum. Sadece birçok kişi soru sordu. Eski uygulamayla aynısı mı? Eski uygulamamız şu. Üstünde adam resimci olan uygulama. Bu uygulama bizim blog uygulamamızdır. Yani yazılar, videolar, etkinlikler, olumlama kartı, farkındalık kartı bu uygulamada, bu dursun gene telefonunuzda. iPhone'da da bu şekildedir. Yine aynısı iPhone içinde. Onun dışında şimdi sesli uygulamamızı yüklemek için Android telefondan Play Store'a giriyoruz. iPhone'dan ise App Store'a giriyoruz ve burada yazıyoruz Bülent Gardiyanoğlu diye. Yazdığımızda geldi Bülent Gardiyanoğlu. Bu bizim biliyorsunuz ki birinci uygulamamız. Burada da gelelim aynısını birlikte ilerleyelim. Burada da Bülent Gardiyanoğlu yazdık. Fark ettiyseniz birinci uygulamamız eskisi. Bu dursun yeni telefonunuzda. Bu BG logolu olan ise yeni uygulamamız. Bunu tıklayın telefona indirmek için. Bunu zaten yüklemiş olmanız lazım daha önceden. Bir de bu. Bunu da tıklıyorum yüklemek için. Şimdi cep telefonuna BG isimli uygulamamızı yükleyip aynı zamanda da yorumlar bölümüne, yani buradaki yorumlara bize 5 yıldız verip yorum yazan ve gönderen herkese, yani uygulamayı indirme yerinde yorum yazıp gönderen herkese arkadaşlar ekran görüntüsünü çekip bizim WhatsApp numaramıza gönderdiğinizde, WhatsApp numaramız neydi? 0537, işte bakın burada yorumlar başlamış gelmeye, 0537 394 75 75. Buraya yorumlarınızı yazıp 500 karaktere kadardı. 5 yıldızla verirseniz bize ekran görüntüsünü gönderen herkese çekilişsiz kuransız arkadaşlar sesli kitap uygulamamızı indiren herkese ve yorum yazan herkese şey yapacağız. Atölye çalışması, 12 bölümden oluşan atölye çalışmamızı hediye gönderecek. Sadece yapmanız gereken uygulamayı indirmek ve uygulamayı indirdiğinize dair, bakın her iki telefonda da açıyorum. Her ikisinde de açıldı. Burada soruyor, izin ver diyor şeye, bildirimlere. İzin verirseniz yeniliklerden haberiniz olur. Üye olmadan giriş yapabilirsiniz isterseniz. Uygulamamız burada. Bu da Android soldaki. Evet, bu da Android uygulamamız. Üye olmadan giriş yapıyorum. Evet, buradan bir giriş yap. Aslında daha önce üyeliğim vardı benim. Giriş yap. Şimdi soldaki Android, sağdaki iPhone telefon. Burada dediğim gibi
Evren İlahi Dili, Her Şey Hakikati Görmekle Başlar, Kadın Olmayı Hatırlamak kitaplarının seslisi var. Yani ekran kilidini alsanız bile kitabı sesli dinleyebilirsiniz mesela buradan. Tıkladım mesela bunu. Şimdi başlayacak çalışmaya. Anneni babanı bile yargılama. Birçok kadın aynı şeyden şikayetçi. Hayatıma kim geldiyse babam gibi, annem gibi. Annesini babasını pasif olmakla, agresif olmakla eleştirdiyse hayatına gelen kişilerde de öyle kişiler oluyor. Asla annem gibi olmayacağım ya da asla babam gibi biriyle evlenmeyeceğim. Hazırlanın, ortalama 35-40 yaşında tam da anneniz gibi olmaya başladığınızı, eşinizin de babanız gibi hareketler ettiğini fark edeceksiniz. Hatta bazı noktalarda babanızdan da beter olabilir. Hayatınızda her kimi yargılamışsanız bir şekilde o kişinin varlığı başka kişi... Evet, onun dışında buradan istediğiniz yerden şey yapabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz, favorilere ekleyebiliyorsunuz, paylaşabiliyorsunuz. Evet, burada bir sürü sesli şeyimiz var, çalışmalarımız var. Buradan da iPhone'dan da devam edelim. Çok güzel bir uygulama oldu arkadaşlar. iPhone'dan da devam edelim. Burada bir sürü uygulamalarımız var ve şöyle söyleyeyim, seminer ve bazı programlarımızın. Şimdi buraya şey ekliyorum. Niyet ettik eklemeye. Atölye çalışmalarının da ses kayıtlarını, yani sadece seminerlerin değil, atölyelerin de ses kaydını buraya eklemeye niyet ettik. Evet, buraya indirip dediğim gibi Android telefonlar için Play Store'a, iPhone'lar için App Store'a uygulamayı indirdiğiniz yere yorum yazıp bize 5 yıldız verip ekran görüntüsünü 0537 394 75 75'e gönderen herkese, ha yurt dışından indirenler var. Çift 090 537 394 75 75, yani screenshot derler, ekran görüntüsünü alıp gönderen herkese hediyemiz olacak arkadaşlar. Atölye çalışması 12 bölümden oluşuyor ve yolladığımız atölyeyi de izleyebilirsiniz, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet, şimdi biz bu uygulamaları indirdik. Burada bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim uygulamamız şu. Bu tarafı alalım. Biraz düzen olsun. Evet. Uygulamayı düzenleyelim. Bu iPhone 13'te biraz şey oldu, cambazlık istiyor galiba. Gençlere göre yaptılar. Evet, şimdi Play Store Nefesimi bir uygulaması ve sesli kitap uygulaması. iPhone App Store Blog uygulaması, Nefesimi bir uygulaması ve aynı zamanda sesli kitap uygulaması. Sesli kitabın uygulaması BG. BG'leri indirip yorum yazıp ekran görüntüsünü gönderen herkese hediyemiz var arkadaşlar. Duyanlar, duymayanlara haber versin. Bu uygulamayı çok beğeneceksiniz. Bildirimlerinizi açık bırakırsanız yeniliklerden haberiniz olur. Ve bundan sonra birçok atölye ve sesli çalışmaların içeriklerini koyacağız. Otobüste giderken, uçakta giderken, bilgisayarda şeye de indirebiliyorsunuz, telefonda indirebiliyorsunuz. Kulaklığınızı takın, ekran kilidi üstünde dinlemeye devam edin. Evet, buraya nasıl geleceksiniz? Çok basit. Nefes21.online sitesine geldiğinizde burada Google Play ve Android Google Play ve iPhone için şimdi yükle linkleri var. Tıklıyorsunuz. Ben size tıklayayım. Önce Android'i tıkladım. Hemen Android karşımıza geldi. Zaten 154 kişi 5 yıldız vermiş uygulamamıza. 1,5 aydır uygulamamız açık. Aynı zamanda şimdi şeye geliyorum. App Store'a geliyorum. Tıklıyorum. App Store'da da açıldı. Evet, bu uygulamamız da bir haftadır markette. Şey yapabilirsiniz, dediğim gibi yükleyip yorum yazabilirsiniz. Bizi desteklediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Duyanlar, duymayanlara haber versin canlar.
Tekrar söylüyorum, 0537 394 75 75'e ekran görüntüsünü lütfen gönderin. Kendinize gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes. Ve yavaşça nefes. Herkes affet. Derin bir nefes al. Kendimi affettim. Herkes affetti. Kendimi affettim. Herkes affetti. Artık fırsatım olacak. İnşallah daha çok geleceğim. Çok çok beğendim ve hakikaten daha yani kendi kendime bile çok değişiklikler yaptığımı inanıyorum. Ya bizden biri gibi seviyoruz Bülent Hoca'yı. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Seminerlerine mutlaka katılsınlar. Yani bana her şey çok farklı, çok güzel anlattı. Şükürler olsun. Derin bir nefes al. Güçlü bir oh be! Cani gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki Bülent Gardiyanoğlu var. İyi ki insanlara bu şekilde hizmet ediyor. Ben de iyi olmaya, yani bu kitaplardan sonra, Bülent Hocam'dan sonra iyiydim ama daha da iyi olmak için çaba sarf ediyorum. İnternetten videolarını izledim. 4 kitabını aldım. Onları okuyorum. Altını çize çize okuyorum. Bülent Bey'i çok seviyorum. Çok samimi, çok içten, çok halktan biri. Takip ediyorum. Kendimi buluyorum. Birçok kişisel gelişim kitapları okudum. Birçok böyle seminerlere katıldım da. Bu daha bir Bülent Bey daha yakın geldi. Daha içten, daha benden. İnsan hayatında, kendi hayatımızda kirli düşüncelerden arınarak yeniden çocukluğumuza dönüp yeniden doğmuş, hayata bakış açısı değişmiş, mutlu, huzurlu bir yaşama başlamış insan olarak düşünüyorum. O kitapta bir sene boyunca o kitap beni sanki böyle ya ben nasıl diyeyim, kendimin ne olduğunu hani o kitabı okuduktan sonra anladım. Dünyanın dört bir tarafındaki insanlara uyanmalarıyla ilgili, kim olduklarını hatırlamalarıyla ilgili, artık hayatlara nasıl mutluluğu çekecekleriyle ilgili ipuçları vermeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu. Muhteşemdi. Çok hafifledi. Çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki sizin bu seminerinizden de bir metotla kendimi keşfe daha çok yaklaşabilme ümidiyle geldim. Ve gerçekten de yanlış olmadığını da gördüm yani. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes al. İşlerimde, kulaklıkta, YouTube'da kitaplarını okuyarak bir de çalışması, olumlama kartları hayatıma girdi 3 aydır. Bugün de buraya nasip oldu, geldim. Rabbim herkesi nasip etsin diyorum. Benim için hani kitaplarda zaten okumuştum birçoğunu ama birebir burada deneyimleyerek yapmak bayağı bir etkileyici oldu. Neyi fark ettiniz? Farkındalık ne oldu? Farkındalık geçmişte yaşadığım bütün olumsuzlukları ve olumsuz olarak düşündüğüm kişileri artık affedip bundan sonraki önümdeki hayatıma bakmaya karar verdim. Geçmişteki bütün olumsuzlukları affettim diyorum. Çok memnun oldum seminere geldiğimde. Beklediğimden çok daha fazlasını buldum ve yarın workshop'a da katılmaya karar verdim. Bülent Gardiyanoğlu'nu tanıyıp bir tane seminerine hiç değilse katılsınlar, ondan sonra zaten devamı geliyor. Ama ben çok memnunum. Sevgi olmayı seçiyorum. Hoşgörüyü seçiyorum. Huzuru seçiyorum. Ben annemin zoruyla gelmiştim buraya açıkçası. Evet. Ama iyi ki gelmişim. Çok memnun kaldım. Anneme de teşekkür ederim beni getirdiğiniz. Kozalaktan çıkmış kelebek gibi hissediyorum kendim bu çalışmalardan sonra. Gerçekten
çok rahatlıyorum. Dünyaya bakış açım değişiyor. Ve hep şey düşünüyorum. Ben bu dünyaya bir şey yapmak için geldim. Bir şey uyandırmak için geldim. Onu bulmak için uğraşıyorum. Geçen hafta Belçika'da olduğunu bilseydim oraya gidecektim. Sonradan buraya geldiğini duyunca gece geç saatte, gece 4'te geldim Paris'ten buraya. İnşallah Bülent arkadaşımız bu konferansları sayesinde birçok kitleye ulaşır ve herkes sevgi dolu bir yaşamı tercih eder diyorum. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Lütfen sen de hakkını bana helal et. Helalleşin. İlk defa görüyorum ve gerçekten çocuğuma emanet bıraktım. Zorlanarak geldim ama iyi ki geldim. Kendim psikoloğum. Kendi başıma beceremediğim bazı şeyleri Bülent Bey'in sayesinde halletmeye çalışıyorum hala. Kilom var ama ruhum kuş gibi. Ben Bülent Gardiyanoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bana kolayca bir yaşam sunduğu için. YouTube'dan takip ediyordum zaten. Tanışmak için geldim. Çok güzeldi. Faydalandınız mı? Çok. Zaten hani faydalanıyorum. Sırf gözümle görmek için geldim. İnternet, YouTube, Android'den. Takip ediyorsunuz sürekli. Takip ediyoruz ve çok faydalı. Sadece şu kadarıyla özetleyeceğim. Niyet etmenin nasıl güzel bir ibadet olduğunu, insanların niyetlerini nasıl gördüklerini bugün yaşadım. Bugün benim burada oluşum bir yıl önceki niyetimin görünüşüdür. Bir yıl önce niyet etmiştim, kısmet olmamıştı. Bir yıl sonra ben buradayım ve üstünde hiçbir çalışma yapmadan, bir gün gidebilir miyim diye düşünmeden o gün istedim, o gün olmadı kaldı. Bir daha hiç böyle bir çalışma aklımdan bile geçmedi. Bu ilk gelişiniz miydi? Bu ilk gelişim ve buraya geleceğim netleşince ben geçen yıl bunu istemiştim dedim. Yani niyet, niyetin ağızdan çıkanın, gönülden geçenin bile kontrat olduğunun gerçekten göstergesiydi. Ben bunu yaşadım. Niyetlere, sözlere, düşüncelere dikkat etmek lazım. Güzel düşünelim, güzel olsun. İçinizdeki çocuk sizi affetti mi? Öğrenmek istiyor musunuz? Muhteşem. 3 yıldır takip ediyorum zaten. Bireysel çalışmalara falan hep katıldım. İyi ki de var diyorum. Rabbimin hediyesi olarak diyorum. Onun için böyle oldukça geliyoruz. Allah'ın ona verdiği o güzelliklerinden böyle bize faydalanıyoruz yani. Ben 16 yaşımdayken tanıştım ben kardiyonlarıyla. Şu an 18 yaşındayım. Ya kitaplarının neredeyse çoğunu okudum. Kartlarını sürekli çekiyorum ve internet sitesine yayınladığı, normal uygulamasına yayınladığı bütün yazıları takip etmeye çalışıyorum her gün. Hemen iki kitabını aldım. İki tam bir tek ve kadın olmayı anlamak diye. 1,5 günde okudum ikisini de. Gerçekten çok şeyler buldum kendimde. Çalışmalardan birisi de affetmekle ilgiliydi. Geçmişimle ilgili, öfkelerimle ilgili. Gerçekten o uygulamayı yaptığımda şurada hissettim ve artık o İnsanları hatırladığımda öfkelenmiyorum, gülüyorum. Devam. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bülent Bey'i tanıdıktan sonra hayatım tamamen değişti. Ben milattan önce, milattan sonra gibi diyorum. Ondan önceki ve sonraki hayatıma. Her geldiğimde yine ruhuma hitap eden veyahut da kafamdaki sorulara cevap olarak bulduğum çok şeyler oluyor. Her seferinde başka bir şekilde faydalanıyorum. Çok da memnunum. Ben hocamızın kitaplarının hemen hemen tamamını teker teker okudum. Okuma fırsatını yakaladığım için kendimi o anlamda gerçekten şanslı hissettim. Buldum ve sonunda da bu seminerde buldum kendimi. Yani bugün hakikaten seminerin sonunda dedi ya, kendimiz bir, yani bugün doğduk. Bugün sizin için bir uyanış, diriliş. Gerçekten ben bütün hücrelerime kadar o şekilde hissettim. Ve sizlerle birlikte olmak, hocamızı tanımak, o güzel önerileriyle, nefesine sağlık, tanışmak çok büyük bir mutluluk oldu. Anlatamam, konuşamıyorum zaten. Ben hani tanıdığım için, öğrendiğim için çok mutlu oldum. Hayatımda bütün pozitifleri geri getirdi. Bir vesile oldu. Şu anda itibaren İnsanları yargılamaktan, suçlamaktan, eleştirmekten vazgeçiyorum.
halkımıza da yürekten önermek istiyorum, öneriyorum hatta. Bu tür seminerlerin kendi içsel huzurları için çok iyi olacağını düşünüyorum, tavsiye ediyorum. Videoyu izleyenlerin yakınlarını aramalarını, tekrardan arkadaşlarına iletmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü geldikleri zaman cidden bir aydınlanmayla karşı karşıya kalacaklarını düşünüyorum. Yani Bülent Hoca harika, Allah razı olsun ondan. Çok şey katıyor insanlara. Buradan da şunu anlamak gerekiyor bence. Çektiğimiz acıları dönüştürmek ve bütüne sunmak. Sürekli de takip ediyorum kitaplarını, bilgisayardan, internetten. Sürekli takip ediyorum ve aldım kitabını. Ne güzel. Doldu, 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 doldu. Oh be! İyi ki varım. İnsan gerçekten hayat bakışını değiştiriyor. Hem manevi hem bedeni her anlamda. Kesinlikle herkesin gelmesi gereken bir seminer. Yani kendini buluyorsun. Başka en güzeli kendini buluyorsun. Ve nasıl hayata bakman gerektiğini buluyorsun. Bu evrenin ilahi dili benim hayatımda çok önemli bir noktada karşıma çıktı. Şimdi bütün arkadaşlarıma bu kitabı hediye ediyorum. Ben daha önce internet nefes 21'den takip ediyordum. Kitaplarını henüz okumamıştım. İmzalatacağım, okuyacağım. Takipçisiyim bundan sonra Bülent Bey'in. Çok memnunuz, çok güzel şeyler öğreniyoruz. Ufkumuz açıldı diyebilirim. Kişisel gelişmelerimizde çok çok önemli şeyler oldu. Çok memnunuz. Her kimi yargıladıysam affediyorum ve af diliyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum, uyanın. Varlığımızın sebebi, neden işte amacım, yaşam amacımız vesaire. Yani bunlar konusunda bir yol gösterdi. Ve kendimi iyi hissediyorum, rahatlamış hissediyorum yani kendimi. Ağlaya ağlaya çok etkilendik. Bülent Bey'in bütün kitaplarını okudum, birkaç kere okudum. Belki birkaç kere daha okuyacağım. Çünkü her okuduğumda farklı şeyler algılıyorum. Enerjisi çok yüksek, çok güzel, çok katkısı oldu hayatıma, farkındalığıma. Çok ilk katkısı olan kişi Bülent Gardiyan. Senin gibi olmayacağım dediğim için senin durumundayım anne. Bu yüzden kendimi de affediyorum. Nefes21.com internet sayfasında sevgi ve aşkla buluşmak üzere. Artık toparlanın. Derin bir nefes al. Bülent Gardiyanoğlu'na minnettarım. Hayatıma dokunduğu için, fark yarattığı için ona çok teşekkür ediyorum sizin nezdinizde. Hadi artık kendine gel ve toparlan. Sizin için 4 tane kitap yazdık, olumlama kartları hazırladık, internet sayfası hazırladık. Sizin için ücretsiz cep telefonu uygulamaları hazırladık ve dünyanın dört bir tarafından seminerler, atölye çalışmaları, bir sürü çalışmamız var. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz. Kendinize gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes. Ve yavaşça nefes. Herkesi affettim. Derin bir nefes al. Kendimi affettim. Yıllardır kendini ertelemekten yorulmadın mı? Derin bir nefes al ve güvende olduğunu hisset. Bugün senin günün. Sağlık, cesaret, bolluk ve ilişkiler. Herkesin hayatında 4 tane sınav var. Sen hangisinden sınavdasın? Yoruldun mu insanların seni anlamamasından? Dert etme. Senin için harika bir eser hazırladık. 4 sınav kitabı. Tıkla ve temin et. Kendini ertelemekten en azından bugün vazgeç. Merhabalar. Valla iyiyiz, duygulandım biraz. Merhabalar. Nasıl buldunuz? 3. gelişim. Ben zaten çok büyük bir zevkle dinliyorum. Kitaplarını okudunuz Bülent Hoca'nın? Hepsini değil ama evet. Tavsiye edeceksiniz arkadaşlarınıza? Tabii ki. Tabii ki tavsiye ediyorum. Zaten toplayıp getiriyorum. Teşekkür ederiz. Hoş geldin.
ederiz. Merhabalar, nasıl buldunuz? Güzeldi, insanın bakış açılarını değiştiriyor. Kitaplarını okudunuz Bülent Hoca'nın? Daha yeni aldım. Bir iki şöyle karıştırmıştım, arkadaşım hediye etmişti. Hoş geldin. Sesiyle geldim zaten. Hoş geldin, tekrar şifa olsun. Siz nasıl buldunuz acaba? Ben her zaman katılıyorum zaten Bülent Bey'in seminerlerine, harika tek kelime. Kitaplarını okudunuz mu? Tabii ki. Aha, Evren İlahi Dilinden başlayarak. Bir Kadın Olmayı Hatırlama kitabını okuyamadım. Onun için de. Hoş geldiniz tekrar, şifa olsun. Siz nasıl buldunuz efendim? Benim ikinci katılışım, ben de çok güzel buldum. Yani şöyle bir şey, Bülent Hoca Allah'a tevekkül etmeyi öğretiyor ve tevekkül ettikten sonra dünyada dert kalmıyor. Hoş geldiniz tekrar, şifa olsun. Merhabalar, nasıl buldunuz? Harikaydı, her şey çok güzeldi. Kitaplarını okudunuz Bülent Hoca'nın? Evet, okudum. Teşekkür ederiz. Merhabalar, nasıl buldunuz seminerinizi? Çok güzel, ilk defa geldim, çok güzeldi. Kitapları da aldınız sanırım. Kendi çantamda var. Tamam, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba. Nasıl buldunuz semineri? Valla gayet güzel, gayet memnunuz. Fazla ağladık. Kitap... İçimizde döndük. Aynen öyle. Kitapları okudunuz mu Bülent Hoca'nın? Valla fırsat olmadı ama şu anda alacağım ve okuyacağım. Merakım, dikkatimi çekti. Şu anda alacağım. Hoş geldiniz tekrar, şifa olsun. Nasıl buldunuz acaba? Çok ağlattı bizi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok başarılı. Kitaplarını almış mıydınız Bülent Hoca'nın? Almadım ama duymuştum. Ve siteden takip ediyordum zaten. Arkadaşlarına da önereceksiniz yani. Evet, öneriyorum. Arkadaşlarıma da, kuzenime de öneriyorum. Evet, öneri üzerine geldik biz de. Ama bütün kitaplar yani. Hoş geldiniz tekrardan, şifa olsun. Merhabalar. Nasıl buldunuz seminerimizi? Teşekkür ederiz. Gayet güzel. Bundan önce de katılmıştı zaten. Teşekkür ederiz. Fayda oluyor. Kitaplarını okudunuz mu Bülent Hoca'nın? Hepsini okudum. Teşekkür ederiz. Siz? Beğendim. Teşekkürler. Sağ olun. Ben de tabii ki beğendim. Arkadaşlarım vasıtasıyla Bülent Bey'i tanıma fırsatım oldu. İnternetten bütün kitaplarını da aldım. İlk iki kitabını okudum. Sırayla azbeterek okumaya devam ediyorum. Seminerde olduğum için de mutluyum. Tamam. Hoş geldiniz tekrardan, şifa olsun. Merhabalar. Merhaba. Nasıl buldunuz seminerimizi? Çok güzel. Ben daha önceden de katılmıştım çalışmalara da. Arkadaşlarım yeni. Onlar bilmiyorum, onlar şey yaptılar. Ben hep söylüyorum, kozalaktan çıkmış kelebek gibi hissediyorum kendimi bu çalışmalardan sonra. Gerçekten çok rahatlıyorum. Dünyaya bakış açım değişiyor. Ve hep şey düşünüyorum. Ben bu dünyaya bir şey yapmak için geldim. Bir şey uyandırmak için geldim. Onu bulmak için uğraşıyorum. Bilmiyorum. Siz nasıl buldunuz? Çok güzel. Kitaplarını okuyorum zaten. Yani farkındalığı sağladığı için ya, teşekkür ediyorum kendisine. Biz de teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Şifa olsun. Hoş geldiniz tekrardan. Nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Ben ilk kez katıldım ama çok güzeldi. Kitaplarını yeni aldınız sanırım. Ben sadece internetten takip ediyordum Bülent Bey'i. Ama ilk kez bir seminerine katıldım. Bu da ilk kitabım. Hoş geldiniz tekrardan. Şifa olsun. Siz nasıl buldunuz? Başarılı. Gayet memnunum. Şu an huzurlu hissediyorum. O önemli. Bülent Bey'in her konuşmasını takip etmeye çalışıyorum. Bugün de bütün programımızı ona göre hazırladık ve çok şifalı. Sağ olsun. İyi günler. Kolay gelsin. Merhabalar tekrardan. Nasıl buldunuz? Çok çok etkilendik. Zaten sürekli geliyoruz. Yani kendimizi buluyoruz. Onun için de geliyoruz. Yani Bülent Bey ile konuşmuştuk. Enerjinizi almak isterim diye elini sıkmıştım. Çok doğru söylemiş. Herkes Yaradan'dan alsın enerjisini diye. Enerji doluyum şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Kitaplarını okudunuz Bülent Hoca'nın? Ya benim eksiğim o, doğru söylemem gerekir. Ben kitapları hep dinliyorum, videodan seyrediyorum falan. Okumadım, okuyacağım ama inşallah. Önereceksiniz arkadaşlarınıza. Tamam. Öneriliyor zaten okuyan kişi. Siz nasıl buldunuz? Merhaba, ben size ve Bülent Bey'e ve buradaki tüm insanlara teşekkür ediyorum. Gerçekten benim hayat görüşüm ve hayat anlayışım, evren anlayışım, bitkiler, köpekler, kediler, her şey, her şey ben sizi tanıdıktan sonra çok değişti.
Bülent Bey'in bütün kitaplarını okudum. Birkaç kere okudum. Belki birkaç kere daha okuyacağım. Çünkü her okuduğumda farklı şeyler algılıyorum. Ya sevgiyi öğrendim her şeyden öyle. Tanrı'nın beni sevdiğini öğrendim her şeyden önce. Benim için Tanrı cezalandırıcıydı. Kızdırıcıydı ama öyle olmadığını bu grupla beraber öğrendim. Ömrüm yettiği kadar takip ediyorum. Sizi takip edeceğim. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Siz nasıl buldunuz efendim? Efendim ben de ilk defa geldim. Hep söylüyordu arkadaşlarım ama kısmet bugüne nasipmiş. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. İnşallah her zaman geleceğim. Ömrüm yettiği müddetçe gelmeye gayret edeceğim. Hiç kitaplarını okumadım. Okumak istiyorum. Tamam. Şifa olsun size de. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Başarılı. Duygularımızı canlandırdı. Çocukluğumuzu yaşadık. Onu içimizde hissettik ve ona söz verdik birlikte yaşayacağımıza. Başka geçmişlerimizde anamızı, atamızı söyleyemediklerimizi affettirdik. Onlara hani onların bizi affetmelerini diledik. İnşallah ki kabul olur. Allah'a inanıyorum ben. Çok güzeldi. Çok duyguseli. Çok başarılıydı. Çok teşekkür ediyorum. Buraya teşekkür ederiz. Bize bu imkanı veren kişilere, Bülent Bey'e, bizi yönlendiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kitaplarını okudunuz mu Bülent Hoca'nın? Kitaplarını henüz okumadım. Ama geçerken bakacağız. Önerdiği hangi kitapsa, bir tane kitap çıkacak dedi. Herhalde belki de onu alıp okuyacağız. Ama Facebook'ta, internette takip ediyoruz. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Sakan, şifa olsun. Merhabalar. Merhabalar, siz nasıl buldunuz? Vallahi süper, çok duygulandım, ağladım eskiye döndüğüm için. Çok güzel, çok beğendim. İlk defa geldim arkadaşımın sayesinde. Şimdi çok ilginç, babam hiç aramazdı beni dedi ve babası aradı. Şu anda onunla konuşuyor. Çok ilginç. Kitaplarını okudunuz Bülent Hocam? Okumadım ama bundan sonra okuyacağım. Siz de başka arkadaşlar önerirsiniz artık. Tabii ki, çok teşekkürler. Hoş geldiniz Sakın, şifa olsun. Siz nasıl buldunuz? Ben çok etkilendim. İkinci gelişim. Aralık'ta Kocatepe Kültür Merkezi'ndekine de gelmiştim. Çok olumlu, şifalandırıcı. Ve o işte şeyde feci etkilendim. Kopup ağlıyorum babamı kaybettiğim için. Özellikle o kısımda çok ağlıyorum. Siz kitaplarını okudunuz mu? Kitaplarını bugün aldım, okuyacağım. Oğlum, şifa olsun, teşekkürler. Siz nasıl buldunuz? Çok etkilendim, çok beğendim. Bence mükemmel, hatta mükemmel ötesi. Yani onun yüzünden ben Paris'ten geldim. Buraya Paris'ten geldim. Bülent Bey'in geçen hafta Belçika'da olduğunu duymamıştım. Geç duydum. Yani geçen hafta Belçika'da olduğunu bilseydim oraya gidecektim. Sonradan buraya geldiğini duyunca gece geç saatte, gece 4'te geldim Paris'ten buraya. Bülent Bey'in şeyine, seminerine katılmak için. Yerken'e de katılacağım. Çok inanıyorum. Çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Bütün aileme de söyledim. Mükemmel. Kitaplarını okudunuz mu Bülent Hoca'nın? İlk kitabını okudum. İlk kitabını okudum. Ama bundan sonrakileri de aldım. Onları da okuyacağım. Hakikaten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok çok iyi. Hepimize faydası olacak. Herkese. Çok teşekkür ediyorum. Şifa olsun tekrardan. Ben çok beğeniyorum. İsteyerek geliyorum. Yani hepsine katılmaya çalışıyorum seminerlerin. Kitaplarını okudunuz mu? Aha, 3 tane kitabını okudum. 4.'yi daha almadım. Şifa olsun, bekleriz. Siz nasıl buldunuz? Çok güzel, çok keyifli, bereketli, şifalı. Çok güzeldi. Çok mutlu ayrılacağız inşallah. Hoş geldiniz tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Siz nasıl buldunuz? Muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem. Şifa olsun. Siz nasıl buldunuz efendim? Çok güzeldi, muhteşem. Siz kitaplarını okudunuz Bülent Hoca'nın? Evet, evet okudum. Önerecek misiniz arkadaşlarınıza? Öneriyorum zaten. Teşekkür. Teşekkürler. Siz nasıl buldunuz? Ben gayet güzel buldum. Kitaplarını da okuyorum. İnşallah bir tane de imza atacağım şimdi. Hoş geldiniz, şifa olsun tekrardan. Siz nasıl buldunuz tekrardan? Ben yıllardır takip ediyorum zaten. Her anlamda hem bireysel hem seminerleri. Seviyorum. Siz nasıl buldunuz? Ben Bülent Bey'i uzun zamandır tanıyorum, kaçırmamaya çalışıyorum. Her seferinde enerji dolu ve çok mutlu olarak ayrılıyorum.
hayatımıza yansıtabildiğimiz kadar yapabilirsek bizim için büyük bir mucize. Teşekkür ediyorum hanım. Teşekkür ederiz, sağ olsun. Sizle görüşmüştük. Tekrardan sonunda kendini alalım. Çok pozitif bir enerji olduğuna inanıyorum. Yani. Herkesin de gelmesini de tavsiye ediyorum. Çok memnunum. Şifa olsun. Teşekkür ederiz bizden. Siz nasıl oldunuz? Ben de çok güzel, çok beğendim. Hep bizim mi? Bütünün hayrını olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Şifa olsun. Sağ olun. Sizle görüşmüştük. Sonraki düşünceler alalım. Ben demin de söylemiştim, Paris'ten özellikle Bülent Bey için geldim. İnsanları sevmek, doğayı sevmek, kendinizi sevmek, herkesi sevmek en güzel şey. Bize sevmeyi öğretiyor, mutluluğu öğretiyor. Yani ben çok iyi şeyler olacağına inanıyorum. Onun için buraya katıldığımdan da çok mutluyum. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, şifa olsun. Konuşmak isterim. Siz nasıl buldunuz? En sonunda. Güzel, gayet güzeldi. Başarılıydı yani. Ama biraz kafa karışıyor tabii. Hani bir kere değil, birkaç kez daha gelmek gerekiyor. Ya da kitapların faydası. Bülent Hoca'nın bir sözü vardı. Hani kafayı toparlamak için önce biraz karışması lazım. Önce bir karıştırıyoruz falan. Karışıyor. Gerçekten karışıyor kafa. Siz kitaplarını okudunuz Bülent Hoca'nın? Daha yeni aldım. Okuyacağım. Şifa olsun. Hoş geldiniz tekrardan. Konuşmak isteyen. Siz nasıl buldunuz? Çok beğendim. İlk kez katıldım ama bundan sonra kaçırmayacağım. Kitaplarını ilk defa alıyorsunuz. Kitabını da ilk kez aldım. Bundan sonra diğerlerini de okuyacağım. Şifa olsun size de. Siz nasıl buldunuz? Ben de çok güzel buldum. İkinci kez katılıyorum. Kitaplarını da okuyorum. Harika. Tamam. Şifa olsun size de. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Siz nasıl buldunuz efendim? Çok güzeldi. Daha önceki bir seminerine yine katılmıştım. Çok beğendim. Bunu da kaçırmak istemedim. Gelişimim için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Öneriyor musunuz arkadaşlarınıza? Kesinlikle. Hoş geldiniz tekrardan. Şifa olsun. Siz? Ben de çok güzel buldum. Arkadaşımın sayesinde. Mükemmel. Tekrar hoş geldiniz. Şifa olsun. Siz? Ben zaten 4-5 yıldır geliyorum seminerlerine bütün. Bu sefer de annemi, komşuları topladım geldim. Bütün kitaplarını okudum zaten. Seviyoruz. Bütün çalışmalarına da gittim, katıldım. Seviyoruz kendisini. Hoş geldiniz tekrardan. Şifa olsun. Teşekkür ederiz. Siz görüşleriniz nedir? İlk defa geldiniz. Daha geliyorum. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Farkındalık ve olumlama seminerlerini. İnşallah bundan sonra geleceğim hep seminerlerine. Siz nasıl buldunuz efendim? Çok beğendim. Çok beğendim. Eskiyi bırakmamızı sağlıyor, sağ olsun. Hoş geldiniz arkadaş, sağ olsun. Siz nasıl buldunuz? İkinci katılış gayet faydalı. Bildiğimiz bilgileri kullanmadığımızı fark edip tekrar hayata geçirmemize faydalı oluyor. Gerçekten faydalandım. Bütün kitaplarını okudum. Bütün dostlarıma, eşime, arkadaşıma tavsiye ediyorum. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar, şifa olsun. Siz nasıl buldunuz? Ben ilk defa geldim. Bir arkadaşıma eşlik ettim. Ama kendimi buldum gibi. Geliyor. Kitabını aldım. Deneyeceğim, araştıracağım ama memnun kalacağıma inanıyorum. Hoş geldiniz tekrar, şifa olsun. Siz nasıl buldunuz? Çok, vallahi çok güzel buldum. Ben zaten hep her zaman geliyorum, katılıyorum. Muhteşem bir şey. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Siz? Biz de, ben ilk katıldım bu seminere, mutlu oldum. Devamını getireceğim inşallah. Kitaplarını okumuş muydunuz hocam? İlk defa başlayacağım ama arkadaşım hep öneriyordu. İlk defa kısmet oldu. Başlarında benim alamadıklarım var. Bunu da bugün imzaladım. Siz nasıl buldunuz seminerimizi? Çok güzel, çok faydalı buldum. Şu anda halen yaptığım yanlışların farkına varıp doğrusunu öğrendim. Nasıl davranmam gerektiğini öğrendim. O yüzden çok verimli buldum kendi açımdan. Çok teşekkür ediyorum emeğe geçen herkese. Bülent Bey'e. Ayağınıza sağlık. Kitapları okudunuz mu? Bu ikinci aldığım kitap. İki tam bir tek ve bunu okuyacağım. Tamam. İyi kalmamış. Onu bir dahaki sefer inşallah. Şifa olsun. Sizler nasıl buldunuz? Güzeldi. Keyifle dinledim. Farkındalığımın oluşmasında ya da kendimi tanıma, algılama sürecinde önemli ölçüde rehberlik ettiğini düşünüyorum Bülent Gardiyanoğlu. Teşekkür ederim. Siz daha önce kitaplar okudunuz mu? Beni Bülent Gardiyanoğlu ile tanıştıran arkadaşım oldu. İki kitabını okudum. Şimdi üçüncüsünü aldım. Onu okuyacağım. Keyifle okuyorum ama ciddi anlamda kendi hayatımın yol haritasını çizmede rehberlik edeceğini de düşünüyorum. Ettiğini de düşünüyorum. İnşallah şifa olsun. Siz ne diyorsunuz? Ben 4 kitabını da okudum. Yaklaşık 1 yıl önce tanışmıştım Bülent Gardiyanoğlu'yla. Hayatıma dokunduğunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Ve hayatıma dokunduğu için ben de arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Hani o diyor ya,
siz de artık işin başına geçin. Ben o yolda ilerlemek istiyorum. Benim için huzurlu ve keyifli bir serüven. Yolunuz açık olsun. Şifa olsun herkese. Siz merhabalar. Siz nasıl buldunuz? Yani ben ilk kez katılıyorum. Geçen hafta daha doğrusu Bülent Gardiyanoğlu'nu da yeni yani internetten gördüm. Videolarını izlemiştim. Yani bir farkındalık yarattı. Onun dışında yani hep aklıma takılan böyle sorular vardı. Hani varlığımızın sebebi, neden işte amacımız, yaşam amacımız vesaire. Yani bunlar konusunda bir yol gösterdi. Ve kendimi iyi hissediyorum, rahatlamış hissediyorum yani kendimi. Daha önce kitapları okudunuz mu? Hayır işte yeni yani biraz geç kaldım. Ben ilk geçen hafta işte internette gördüm, bu hafta da seminere geldim. Kitabı da yeni aldım. Okuyacağım inşallah. Tamam, tekrar hoş geldiniz, şifa olsun. Her insan hayatında 4 tane ciddi sınav var. Sağlık, cesaret, bolluk ve ilişkiler. Bunların hangisinden sınavdasın? Sağlık sınavında mısın? Cesaret sınavında mısın? İlişkiler sınavında mısın? Bolluk sınavında mısın? Hangisinden sınavdasın? Diyeceksin ki ben 4'ünden de sınavdayım. Evet, Allah'ın şanslı kuluysan 4'ünden de sınavdasın. Ve hayatının her tarafı kontrolden çıkmak üzere büyük ihtimal. Hayatını tekrar düzene nasıl sokacağını, hayatına bu olayların neden geldiğini, tekrarlardan nasıl çıkacağını öğrenmek mi istiyorsun? Sizin için harika bir eser hazırladık. 4 sınav kitabını temin etmek için tıklayın. Merhabalar, Wiesbaden'dan hoş geldiniz. Bülent Gardiyanoğlu'nun semineri var bugün burada ve yaklaşık 100-130 kişi buradayız. Şimdi bakalım ilk molamız oldu ve değerli misafirlerimize soralım. Nasıl buldular? İster misiniz? Nasıl buldunuz? Harika. Dinleyelim. Beni fazla konuştunuz. Sen çok güzel. Merhabalar. Ne diyeyim? Çok mutluyum burada olduğum için. Her zaman ve her seferinde gerçekten anlatamadığım bir duygu yaşanıyor. Ve bunu bence... Birkaç kez katıldım ve bu her seferinde öyle oluyor. Anlatılamayan bir tarif bence yaşanması gerekiyor. Ve bence kendimize yapabileceğimiz en güzel hediye böyle bir seminerde bulunmak bence. Onun için kendinize bir hediye edin ve sevgiyle gelin. Teşekkür ederim sevgili Serpil. Serpil Wiesbaden'da Nuray ve Sultan arkadaşlarla birlikte organizasyonda yardımcı oldular. Seminerimize hoş geldiniz. Nasıl buldunuz? Ben Bülent Bey'in seminerine ilk defa geldim. Çok güzel buldum. İnsanların böyle bir şeye gerçekten duymaya ihtiyacı vardı. Demin Bülent Bey'in söylediği gibi bazen insanlar iletişimi kapatıyorlar kendi içinde. En azından Bülent Bey bunların ileriki şuradaki her mesajında ümit ediyorum. Bundan sonraki fazla bir şekilde iletişime geçerlerse insanlar sorunlarını da bu şekilde halletmiş olurlar. Yani mesaj çok güzeldi. Bizim tek sorunumuz iletişim, iletişim, iletişim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız? Nasıl buldunuz seminerimizi? Ya ilk geliyorum. Kızım istedi diyeyim artık buraya bir gelin şey yapın diyerekten. İyiyim, güzel. Yani iyi gidiyor. Allah'a şükür. Hayırlı olur inşallah. Yani nasıl kısmet bakalım yani. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar. Hoş geldiniz seminerimize. Nasıl buldunuz? Öncelikle çok enteresan bilgiler verdiğini düşünüyorum. Yani farkında olmayaraktan çoğu şeyi kendi düşüncelerimize yarattığımızın farkına varmak gerçekten hayatta atabileceğimiz en önemli adım. Ve bunu burada öğreniyoruz. Bunun için de Bülent Hoca ayrıca teşekkür ediyorum. Yani bizi uyandırdığı için, bize farkındalık verdiği için. Yani bu farkındalığı burada bulabildiğim için mutluyum. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Komşumun sayesinde geldim buraya. Ondan duydum Bülent Gardiyanoğlu'nun kitaplarını. Çok memnun kaldım. Çok öğreniciydi yani. Sevdim. Muhteşem. Teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Merhabalar. Sizden bir yorum alabilir miyiz? Seminerle alakalı. Gerçekten çok faydalı. Çok çok bilgilendik. Çok güzeldi. Geldiğimizden çok memnun olduk biz gelmemize. Herkese tavsiye ediyorum.
herkesin daha fazla yayılması gerekiyor. Bence özellikle Avrupa'daki Türklerin bu seminerlere çok ihtiyacı var. Hepimizin olduğu gibi buradakilerin de çok ihtiyacı var. Çok memnunuz. İyi ki geldik. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok güzel. Beğendim. İnşallah bir daha burada da workshop yaparsa bir İspanya'da çok mutlu olurum. Harika. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ufacık bir yorum alabilir miyiz sizden? Nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Ben senelerden beri zaten seyrediyordum videolarını. Kitaplarını da okudum. İki kitabını da bugün aldım. Evde 5 saatim bununla geçiyor. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Şifa olsun. Tüm vaktimiz var. Evet. Son bir yıldır ben Bülent Bey'i duydum. Arkadaşlarımdan ve müşterilerimden. Kendim kuaförüm İspanya'da. Ve inanılmaz büyük bir heyecanla bugünü bekledim kendisiyle tanışmak için, onun sohbetini dinlemek için. Biraz internette araştırdım ve gerçekten anlattıklarından daha çok şeyler var. Kendimize düzeltmemiz gereken birçok şey var, bunu anladım. Burada olmaktan çok mutluyum gerçekten de. Buna sebep olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kimin emeği geçtiyse. Onun da yüreğine sağlık, buraya kadar gelmiş ve başarılar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun yorumunuz için. Merhabalar. Ayrıca. Ufacık bir yorum alabilir miyiz sizde? Seminer hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şu anlık iyi, yani hiç ilk defa geliyorum buraya açıkçası. Arkadaş tavsiyesiyle geldim buraya. Yani umduğumdan daha pozitif diyebilirim. İyi bir şey oldu şimdiye kadar. İnşallah devamı da gelir. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Sizden ufak bir yorum alabilir miyiz seminer hakkında? Nasıl geçiyor? İlk defa katılıyorum. Şahsen ismini de, yani kendisini YouTube'dan ya da internetten de takip etmemiştim. Açıkçası ben kendim de psikoloji eğitimi alıyorum şu an. Yani eğitimi devam ediyorum. Benim için dedim yeni bir metot olabilir, yeni bir fikir yöntemi olabilir diye geldim gerçekten, ama çok etkileyici bence. Çok beğendim. Kitaplarını da alıp okuyup kendimi de bu yönde, kendi psikoloji eğitimimde de yöntemleriyle geliştirip umarım ileride önce kendime sonra da diğer insanlara faydalı olmak istiyorum. Muhteşem. Niyetiniz o kadar güzel ki inşallah öyle de oldu diyorum. Peki nereden kendisinden haberdar oldunuz? Çok yakın bir arkadaşım bana iş yerime geldi ve böyle bir seminerden bahsetti. Hatta Bülent Gardiyanoğlu tanıyor musun dedi. Hayır, kimmiş dedim. Hiç duymadım. Yani psikolojide bu tarz şeylerde hani coaching seminerlerini takip ediyorum, dinliyorum ama bu zamana kadar nasip olmamış demek ki. Gerçekten hiçbir videosunu dinlemekte nasip olmamıştı. Onun vesilesiyle dedim ki ben de kaçırılmaz. Hatta kendi Bülent Bey'in not defterine de kısaca not da düştüm. Hani yola çıktığımı, kendimi keşfetmek istediğim bu yolda. Ümit ediyorum ki sizin bu seminerinizden de bir metotla kendimi keşfe daha çok yaklaşabilme ümidiyle geldim. Ve gerçekten de yanlış olmadığını da gördüm yani. O yüzden bence burada da çok güzel bilgiler aldım. İnsan her gün yeni şeyler öğreniyor. Umarım buradan toplayabildiklerim kadarı benimle birlikte gider ve ben de hayatıma bunu kendi hayatımda da tatbikata geçiririm diye düşünüyorum. Bence muhteşem konuştunuz. Öyle güzel niyetleriniz var ki Allah'ım yar ve yardımcınız olsun bu yolda. Herkese şifa oldunuz şu an bile. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Kendisini daha önce internetten izlemiştim ve çok faydalı, çok verimli. Teşekkür ederim. Harikasınız. Çok sağ olun. Beylere de sormak gerekiyor. Nasıl hissediyorsunuz? Nasıl buldunuz semineri? Güzel buldum. Eşimin tavsiyesiyle geldim bir nevi. Genelde kendi takip ediyordu. Ona teşekkür ediyorum beni buraya getirdiği için. Güzeldi yani. Şimdilik çok güzel geçiyor ve yaşadığımız hayatın içinde yaşadıklarımız aslında biraz düşündüğümüz zaman kendi yaşadıklarımızı anlatıyor. Güzel yani. Maşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Nasıl buluyorsunuz? Güzel, faydalı buldum. Zaten kitaplarını tüm okumuştum. Videolarını tamamen izledim. Tekrar izledim. Fırsat buldukça tekrar izliyorum. Yani faydalı buldum. Çocuklarıma falan da tavsiye ettim. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Ufacık bir yorum alabilir miyiz sizden? Evet, ben buraya geldiğim için çok mutluyum. Böyle bir seminer bekliyordum zaten ama bir türlü kısmet olmadı. Çok yani içim böyle kıpır kıpır. İnşallah kısmet olursa Köln'e de cumartesi gideceğiz. Daha da mutlu olacağız. Harikasınız. Burası böyle. Çocuğum. Evet, burası benim ailem. Harika. Hoş geldiniz. Hepiniz teker teker hoş geldiniz. Çok mutluyum. Ay, muhteşem yani gerçekten. Çok ne güzel. Şifa olsun. Çok teşekkür ederim bu seminerı ayarlayan,
hepimizi bir araya getirenleri, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Minnet duyuyorum. Şükürler olsun diyorum. Sağ olun. Sizlerin de ayağınıza sağlık, düşüncelerinize, her şeye. Çok sağ olun. Çok güzel bir program oldu. Kendimizi tanımamıza vesile oldu. İnşallah bir daha gelmek isteriz. Tekrarlamak isteriz inşallah. Yani hayat bakışını değiştiriyor. İnsan gerçekten hayat bakışını değiştiriyor. Hem manevi hem bedeni her anlamda. Kesinlikle herkesin gelmesi gereken bir seminer. Yani kendini buluyorsun. Başka en güzeli kendini buluyorsun. Ve nasıl hayata bakman gerektiğini buluyorsun. Uyanıyorsun. Kısacası uyanıyorsun. Muhteşemsiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz bir yorum alabilir miyiz sizden? Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Ben buraya gelirken inan ki isteksiz gelmiştim. Yani bunu benim bu şekilde bir şey bekleyeceğini tahmin etmiyordum. Ama gelip dinledikten sonra gerçekten bütün düşüncelerim değişti. Bakış açım değişti. Yani beni bu kadar ikna edeceğini tahmin etmiyordum. Ben sadece hanım için geldim. Ama hakikaten geldiğime çok memnunum. İnanın bir tabak başka seminere de gitmek isterim. Güzel bir yoldan geldik zaten buraya. Ben de Köln'den 2 saat yollarım yani. Ben o taraftan geldim, odam var yani. Peki sizden alalım. Eşinizi ikna edebildiniz. Evet, yılbaşından önce televizyonda seyretmiştim. Sonra YouTube'a girdim. Facebook'a kendimi bağlattırdım. Harikasınız. Evet, beyim yani dediği gibi fazla böyle kalabalığa da girmek istemiyor. Ama sağ olsun benim için geldi. Bak memnun oldum. O da sevindi hiç. Evet, ben hakikaten hocamızı çok seviyorum. Yani konuşmaları ikna edici ve herkese hitap ediyor ve anlatıyor. Yani herkesin konuşması benim kulağa biraz girmez. Ama hocamı çok seviyorum. Teşekkürler. Yani ayağınıza sağlık. Hanımın bakış açısı değişti. O taraftan çok memnunum. Yani şimdi anlama durumu, anlayış durumu daha bir başka oldu. Bu beni çok memnun etti. Yani her çifte tavsiye ederim. Evet, böyle bir seminere gelmesini ve gerçekten de dinleyip kendilerini bulmalarını gerçek diyorum. Kitapları aldım. Ve onun için de çok teşekkür ederim sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Gerçekten muhteşemsiniz. Şifa olsun. Yıllardır kendini ertelemekten yorulmadın mı? Derin bir nefes al ve güvende olduğunu hisset. Bugün senin günün. Sağlık, cesaret, bolluk ve ilişkiler. Herkesin hayatında 4 tane sınav var. Sen hangisinden sınavdasın? Yoruldun mu insanların seni anlamamasından? Dert etme. Senin için harika bir eser hazırladık. 4 sınav kitabı. Tıkla ve temin et. Kendini ertelemekten en azından bugün vazgeç. Facebook'tan takip eden bütün camlara rica ediyorum. Facebook bazı politikalarında değişiklik yaptı. Şurada beğendi yaptıktan sonra takibi seçmeniz gerekiyor ve takibin de altında başta görü ve aynı zamanda bildirimlerde de tümü açık yaparsanız bizim etkinliklerimizden haberdar oluyorsunuz. Eğer varsayılanı seçerseniz bazen göstermiyor Facebook bunu. Bu sebepten dolayı etkinliklerimizden haberdar olmak istiyorsanız başta görü ve tümü açığı seçip ya da seçili olduğundan emin olmanızda fayda var canlar. Görüşmek üzere, Allah'a emanet.
kendin için bir şey yap ve değişime başla. Bunun için ilk gereken cesaret etmek. Zorluklarla savaşacaksın. Sağlık gibi. Her zaman dik dur. İlişkilerinde hata yapmaktan korkma. Ve unutma, bolluk ve bereket düşündüğünden daha yakın. 4 sınav. Tüm seçkin kitapçılar ve internet mağazalarında.